Şimdi bugünkü konumuz, herkes ekranı görebiliyordur umarım. Bir problem yoktur. Bugün konumuz saat 24.7 Manage Engine'in monitoring çözümü. Bulut bazlı bir çözüm. Diğer çözümlerden ayrıldığı noktalardan biri bu. Tek bir panel üzerinden veya mobil uygulama üzerinden sistemlerinizin durumunu anlık olarak görebileceğiniz bir monitörün çözümü. Peki diğer monitörün çözümlerinden ne gibi avantajları var? Yani piyasada birçok monitörün çözümüyle karşılaşmışsınızdır illaki. Bir kere çok hızlı bir şekilde devreye alabiliyorsunuz sistemi. Yani ajanları var ve polarları var. Bu iki teknoloji sayesinde çok hızlı bir şekilde implementasyon gerçekleştiriliyor. Yani çalışmışsınızdır mutlaka diğer tool'larla da. Gerçekten konfigürasyonları yorucu olabiliyor. Fakat bu yazılımda böyle bir problem yok. Yani biraz böyle konsepti algıladığınızda çok kolay konfigür edebiliyorsunuz. Zaten bugünkü webinarın amacı da bu. Bu konsepti anlatmak ve siz de projelerinizde yazılımın kolaylığından faydalanmanızı istiyoruz. Şimdi burada öne çıkan kısım saat 24/7 bulut tavan demiştik. Dolayısıyla kesintisiz. Yani monitoring sistemlerinin süreklilik arz etmesi gerekir. Çünkü işi zaten takip etmek. Hani bir de böyle takip ettiğimiz sistemi takip edeceğiz gibi bir konu ortaya çıkıyor. Buna gerek yok. Zaten cloud tabanlı bir çözüm olduğu için kesinti yaşama şansınız yok. Çünkü dünya çapında data center'ları da yaygınlaştırmış durumda yayınlanan bir sistem bu. Bir SaaS aynı zamanda. Dolayısıyla kesinti anlamında bir problem bulunmuyor. Peki ne yapıyor bu yazılım? Sistem, uygulama ve network. Bu üç platformu izleyebiliyorsunuz. Yani IT altyapınızda ne var? Sunucularınız var, network cihazlarınız var. Uygulamalar koşuyor bunların üzerinde. Bu sistemleri uçtan uca izleyebiliyorsunuz. Avantajlarına gelecek olsa bakın all-in-one monitoring dediğimiz bir konsept vardır. Yani ben bir şeyi izlerken işte farklı farklı mı tool'lardan yararlanacağım ya da tek bir tool'da bunu halledebilecek miyim? Bu önemli bir konu. Dolayısıyla genel geçer tüm konsepte ve ekstra özelliklerde bu ürün üzerinde mevcut. On-premise polar dediğimiz yani sadece hani bir agent var ortada. Bunun kapsamın kadar kısıtlı bir şekilde monitoring yapacağız. Böyle bir konu yok. Bazı çözümler sadece ajanlı izler ama burada mesela on-premise polar'a siz işte NetFlow da gönderebilirsiniz. Veya onun üzerinden VMI sorguları, SNMP sorguları da atabilirsiniz. Network cihazınızı izleyebilirsiniz gibi konular ortaya çıkıyor. Karmaşık değil, arayüz kolay anlaşılır. Kullanıcı dostu bir arayüzü var bu arada. Görsel açıdan tatmin edici bir arayüzü var. Ajan desteğimiz Windows, Linux sunucularda kullanıyoruz ağırlıklı. Ya da işte client computerlarında izlenmesi gerekiyorsa ajanlarımızı bunların üzerine kuruyoruz. Transaction Monitoring dediğimiz gene DevOps kültüründe ve yazılım geliştirme ekiplerinde tercih ettiği bir monitoring türü. Yani uygulamanın backend tarafının takip edilmesi oluyor. Flow tarafı sizin network cihazlarınız üzerinden gelen geçen IP paketlerinin aslında açılıp bakılması gibi düşünebilirsiniz. Yani source destination port protokol throughput anlamında saat tarih bazlı çıkarımı yapan teknoloji bunu destekliyor. Cihazlar için zaten şablonlar var. Şablon dediğimiz şey işte çeşitli performans metriklerinin bir ekrana oturtulması ve bunların otomatik konfigüre edilebilmesi. Yine A cihazlarınızdan yedek alabiliyorsunuz. Bunları geriye dönük inceleyebiliyorsunuz. Bu tarafta Network Configuration Management modülü ön plana çıkıyor. Mobil uygulamalar takip edilebiliyor. Yine mobil uygulamalar üzerinden izleyebiliyorsunuz da aynı zamanda yani ortamınızı. Kendi uygulaması da mevcut. Log Management tarafı var. Bu hani çoğu monitoring çözümde olmayan ama işte nedir? Hız ajanlarımız olduğu için o ajanın belli log pad'lerini tanıyıp bunları bulut çözümünün veri tabanına düzenli bir şekilde aktarması. Dolayısıyla sizin
bir sürü farklı cihazın logonu tek bir merkezi toplamanız anlamına geliyor. Bu da troubleshooting süreçlerinde önemli bir konu oluyor. Kolaylık sağlıyor. Tabii sadece izlemeden ibaret değil, müdahale fonksiyonları da bulunuyor yazılımda. İşte bir, örneğin bir PowerShell script yazdınız, bir Bash script yazdınız. Bunları ne yapabiliyorsunuz? Alertlerle ilişkilendirebiliyorsunuz. Dolayısıyla X bir alert geldiğinde Y işini yap deme şansınız oluyor. Ya da işte schedule şekilde de yapabilirsiniz. Yani sürekli olarak veya işte her saat belli bir işlem yaptırabilirsiniz. Sonuçta sunucu üzerinde komut yürütebiliyor. Ve yine Azure, AWS, Google Cloud Platform gibi cloud servislerinde yani tek bir tenant bilgisi ekleyerek uçtan uca izleme imkanı da size sağlıyor. Peki nasıl çalışıyor bu sistem? Birazdan göstereceğim. Yani sadece bir mail adresine ihtiyacınız var, kurumsal. Bu e-mail hesabınız üzerinden ManageEngine'in platformuna girip bir account oluşturuyorsunuz ve yazılım 30 gün boyunca full feature olacak şekilde sizin kullanmanıza imkan veriyor. Dolayısıyla bu hesabımızı açıyoruz. Daha sonra izlenecek birkaç cihaz veriyoruz. Bir pilot bölgemiz olabilir bu veya işte komple kurumunuz da olabilir. Ne yapıyorsunuz? Mesela Windows makinelerinize veya serverlarınıza ajan dağıtıyorsunuz veya işte Linux makineleriniz olabilir. Bunlara ajan dağıtıyorsunuz. Ya da on-premise Polar üzerinden mesela kurduğumuz bir subnet olsun on-premise. O subnet üzerinden ne yapıyoruz? Network cihazlarını, firewall olabilir, router olabilir, switch olabilir, access point olabilir. Bunların izlemesini yapıyoruz. Dolayısıyla bütün cihazları envantere ekliyoruz yani. Ya on-premise Polar'dan ya ajan üzerinden. Polar'da toplamış olduğu veriyi bu cihazın türüne göre değişir. Belli aralıklarla, belli intervallerde Cloud Instance'a gönderiyor. Burada da veri toparlanıyor ve sizin kolaylıkla anlayabileceğiniz dashboard üzerine oturtuluyor. Dolayısıyla mimari bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi DevOps kültürümüze de uygun. Yani burada mesela ne görüyoruz? Bakın development tarafı işte application backend demiştik. Website monitoring demiştik. Application performance monitoring de burada ön plana çıkıyor. Real user tarafı var ve monitoring lokasyonları dediğimiz yani bir web uygulamasının örneğin tek bir lokasyondan izlenmesi de birden fazla lokasyon izlenmesi arasında farklar var. Bunları sağlayabilecek güç de sahip 24/7. Operation kısmında ne var? Mesela bu yaptığımız, geliştirdiğimiz uygulamalar ya da yazılım ekiplerinden hizmet aldınız vesaire. Bunları bir yerde yayınlıyorsunuz. Günümüzde artık bu konteyner teknolojileri döndü. Dolayısıyla Docker gibi, Kubernetes gibi bilindik konteyner çalıştıran platformların da monitör edilmesi gerekiyor. Yine network tabii burada. Network katmanı oluyor. Yani uygulamalara erişirken insanlar network katmanı için bunu izlemeniz lazım. Monitoring location burada da önemli. Farklı farklı noktalardan sistemlerin izlenmesi. İşte X bin makineden belli bir porta mesela çalışıyor çalışmıyor telnet tarzı bakılması veya işte bir DNS check yapılması gibi konular ön plana çıkıyor ve yine saat 24 dediğin ön plana çıkan bir özelliği telefonlara da bir polar kuruyoruz. Bu sefer telefonlardaki application'lar çalışıyor mu çalışmıyor mu gibi bakabiliyoruz. Ya da o telefon üzerinden yani X bir subnette olan telefon üzerinden belli kontrolleri, cihaz ayakta mı işte şu porta cevap veriyor mu gibi kontrolleri sağlayabiliyoruz. Buna mobile polar deniyor. Dolayısıyla bakın şu resim önemli bir resim. Yani DevOps dediğimiz konu, birazdan detayına gireceğiz. Aslında çözümün oluştuğu nokta. Yani biz sadece network cihazını işte sunucuları izleyerek bir şey elde edemeyiz. Bütün resmi görmemiz lazım. Bu da DevOps kültürünü anlamaktan geçiyor. Saat 24/7 polling intervallerinden bahsettik. Burada da hani bu sıkça gelen sorulardan biridir. İşte benim şu kadar seviyede izleme yapmam gerekiyor, şu aralıkta bakmam gerekiyor gibi. Ve örneğin burada ürünün desteklediği interval aralıklarını görebiliyorsunuz. Bunlar nedir? URL için 30 saniye, serverlar için 1 dakikaya kadar iniyor, network cihazını 5 dakikada bir poll ediyor. İnterfaceleri yalnız yani network cihazının availability'sine, performans metriğine 5 dakikada bir polling yapıyor. Örneğin işte router'ın CPU'su, memorisi falan sıcaklığı ama interface'lerde 1 dakikaya kadar.
trafik bilgisini topluyor. Grafiksel olarak bunları gösteriyor. Zaten nedir yani polling dediğimiz şey? Bir burada monitoring software var. Monitoring software'in hedef sistemi poll etmesi. Bu da kaç dakikalık aralıklarla yapıyoruz. Zaten bu şekilde mesela bu bir saatlik dilimde diyelim. Bir saatlik dilim olsun. Üç kez poll ettiysek işte bizim buradaki granularity dediğimiz seviye 3 oluyor. Yani ben o 3 polin bana ilettiği noktada bir şey yorumlayabiliyorum. Dolayısıyla monitoring'in zaten asıl böyle anlaşılır imajı budur. Yani geçmişe dönük analiz polling'in sürekli olmasıyla alakalı bir konu oluyor. Peki biz burada envanterimizi nasıl oluşturacağız? Yani ben monitoring projesine nasıl başlayacağım? Yani direkt mesela işte bende şöyle bir sunucu var. Bende şöyle bir network cihazı. Hadi bunları ekleyelim mi? Doğru bir metot. Yoksa bütün böyle uygulama perspektifini öncelikle masaya yatırmak mı önemli? Evet, yani burada tabii ki uygulama topolojilerimizin hazır olması lazım. Cihazları vesaire biliyoruz ama bir tablo saklıyoruz ama o cihazlar üzerinde nasıl uygulamalar koşuyor? Bunların ilişkisini nasıl anlayacağız? Burada işte ekranda görmüş olduğunuz uygulama topolojisini çizmemiz gerekiyor. Yani Visio gibi programlarda bunları tasarlayabilirsiniz. Zaten tasarlarken olay da görünecek, ortaya çıkacak. Eksik noktalar anlaşılacak. Neleri izlemeniz gerektiği ortaya çıkacak. Bunu işte bu yazılımı geliştiren kişiye sorduğunuzda farklı şeyleri ekleyecek belki. İşte sistemciye sorduğunuz zaman o farklı bir bakış açısı getirecek gibi. Dolayısıyla bir şeyin olması lazım. Bunun üzerinde, bu topolojinin üzerinde bu işin sorumlularının çalışması lazım. Şu bileşen analizini iyi yaptıktan sonra bu bileşen analizini de nasıl yapıyoruz burada? İşte bu sistemde load balancer var mı? Web sitelerinin işte host edildiği sunucular hangileri, hangi teknolojiler üzerinde? İşte IIS mi, Tomcat mi vesaire. Bizim veri aldığımız bir şey var mı? Verdiğimiz bir platform var mı? Bir REST API servisi olabilir, bir web servisi olabilir. Uygulamanın geliştirdiği kod tipi nedir? Framework bilgileri nedir? İşte hangi web teknolojisi üzerinden yayınlanıyor? Database olarak hangi teknoloji kullanılıyor? Browser type olarak hangisiyle kullanılması öneriliyor? Uygulamanın mobil desteği var mı? Hangi network cihazlarından haberleşmeleri gerçekleşiyor? İşte örneğin uygulama sunucusu farklı bir hipervizörde, database'ler ayrı bir hipervizörde. Aradaki network katmanını biliyor muyuz? Hangi porttan geçiyoruz falan gibi. Arka planda işte storage backup sistemleri tabii önemli. Çünkü kullanıcı verisi var burada. Bunların da takip edilmesi lazım. Dolayısıyla şu açılardan baktığınız zaman yani bu elinizdeki pastayı bu şekilde dilimlerseniz aslında olayın iç yüzünü görmüş oluyorsunuz. Yani buraya hakim olmak gerekiyor. Daha sonra işte buradaki komponentlere bakarak hangi monitörlerden hangi gruplamaları oluşturacağız? Monitörlük yazılımları üzerine bunu kararlaştırıyoruz. Örneğin burada iki farklı yöntem var. Şimdi bir altyapıyı dashboardlaştırmak var. Bir de business, yani uygulamayı biraz önce gösterdim. O business bari çizimin görselleştirmesi var. Saat 24.7'de iki tür yapabilirsiniz. Öncelikle bir altyapı sorunları varsa network uzmanı, sistem uzmanı. Bu arkadaşlar için infrastructure maps yapabilirsiniz. Infra maps diyoruz biz buna kısaca. Burada ne yapıyoruz? Yani IT altyapısının topolojisini oluşturuyoruz. Network topolojisini istersek hani pinpoint böyle elle çizebilir seviyede de yapabiliyoruz. Veya sunucu altyapısında işte hangi sunucunun neyle bağlansa bunu ortaya koyabiliyoruz. Burada hangi monitör tipleri destekleniyor? Yani yazılımın içerisinde zaten göreceğiz birazdan. Monitör tipleri var. Burada örneğin internet servisleri. Yani nedir? URL monitörler veya işte REST API monitörler, DNS monitörler, web content monitörler gibi internet servisleri koyabiliyorsunuz bu haritalara. Serverları, network cihazları koyabiliyorsunuz. APM tarafını koyabiliyorsunuz. Bir de Amazon Web Service tarafındaki instance'ları içerisine yerleştirebiliyorsunuz. Bir de servis ağacı yaklaşımı var. Aslında bu servis ağacı yaklaşımı biraz daha ön plana çıkar. Yani buna baktığınız zaman kullanıcılar memnun mu görebilirsiniz. Ben bir IT yönetiyorum ama işte bunun üzerinde yazılım hizmeti oluyor insanlar.
Bundan memnunlar mı? Bu harita üzerinde görüyoruz. Bunda nasıl görüyoruz? Benim X bir uygulamam varsa bu X uygulaması işte application ve database katmanlarında oluşuyorsa bunların altında da işte örneğin application server'ın file server'dan okuduğu veriler var. Belki doküman yönetim sistemi değil mi? File server tarafının ayakta olması lazım. İşte Active Directory ile login olup o dokümanı indirebiliyorlar falan. O zaman Active Directory'nin ayakta olması lazım. LDAP'ı oradan yapabiliyor olması lazım. App server'dan AD server'a doğru LDAP testinin yapılması lazım vesaire. Buradaki yani alt grup, üst grup mimarisinde kim kimden hizmet alıyor şeklindeki bu mimaride bu servis ağacını oluşturmak gerekiyor. Burada da dikkat edilmesi gereken nokta bir kere monitörleri gruplamak. Yani ben bir şeyin mantıksal yapısını yansıtacaksam monitörlerimi gruplamam gerekiyor. Olası arızaları anlık olarak fark etmemin yolu da buradan geçiyor. Çünkü burada tasarladığım bu monitör grupları ben büyük NOC ekranlarına aktarıyorum. Alt grup, üst grup dediğimizde yani kim kimden hizmet alıyor? Bu kırılımları yaratmak gerekiyor. Şu zaten çizimi siz yapmıyorsunuz. Siz bu monitör grup ilişkilerini kurduğunuzda sistem bunu otomatik olarak oluşturuyor zaten. Bu gruplar üzerinden kapasite planlama yani forecast tarzı raporlar alabilirsiniz. İşte bunun içerisindeki sunucun mesela işte X tarihte kapasitesi dolacak gibi çıkarımlar ürün tarafından yapılıyor zaten. Bir AI mantığı var içerisinde. Ve burada asıl ulaşmaya çalıştığımız nedir? Benim uygulamamda bir sorun var. Neden? File server'da bir problem var. Bunu detay eklediğimde ilgili alarmı görüyorum. İşte file server'ın diski dolmuş. Veya burada işte bu app server buna LDAP authentication yapamıyor gibi. Gidip bu root cause'ları da görebiliyorum. Yani şu kızaran uygulama üzerine tıkladığımda sorun zaten bu grupta. Bunun içerisindeki app server'da olduğunu görebiliyorum. Şimdi bu DevOps kültüründen bahsettik. DevOps kültürü önemli monitoring projeleri anlamak için. Çünkü monitoring DevOps'un bir alt süreç parçası. Burada da görmüş olduğunuz gibi DevOps'un tanımı var. Nedir aslında DevOps'un kısa tanımı? Son kullanıcılara en etkin hizmeti sürekli vermek amacıyla insanların, süreçlerin ve ürünlerin bir araya getirilmesi. Yani sadece bir tool'dan ibaret bir konu değil. İşte ben şunu kurdum, DevOps yapıyorum. Bu bir kültür. Yani yazılım ekipleriyle sistem ekipleri, network ekiplerinin bir arada çalıştığı kurumlarda bu koordinasyonu DevOps ekipleri sağlar. Buradaki asıl olay da son kullanıcıya verilen hizmetin kalitesini arttırmak. İşte bu kaliteyi arttırmak için ekranda görmüş olduğunuz döngüyü kuruma oturtturmanız lazım. Yani işte elimizde bir yazılım var değil mi? Bu yazılımı test ettik. Okey, sorun yok. Release ettik. Deploy ettik çeşitli tool'lardan. Mesela üzerinde kullanıcılar çalıştı. Daha sonra bu üzerinde kullanıcılar çalışırken burayı monitör ediyorum. İşte ne yapıyorum? Saat 24/7 ile backend monitoring yapıyorum. APM insight yapıyorum. İşte frontend monitoring yapıyorum. Real user monitoring yapıyorum. User experience monitoring yapıyorum. Buradaki olayı algılıyorum. Bunların parametrelerini geçmişe dönük olarak saklıyorum. Veya işte o sıradaki CPU'yu, işte memory, prosesi, servise bütün hataları da kayıt altına alıyorum. X bir olay olduğu zaman ürün üzerinde araştırma imkanım oluyor. İşte şu tarih saat arasında kullanıcılar şu forma giremediler. İşte bakıyoruz o web sunucusu hangi grupta, hangi subnette, hangi network cihazı ilişkili. Dolayısıyla bir yerde mesela problemi yakıyoruz. İşte interface o sırada şey olmuş, satür olmuş, sebebi buymuş. O yüzden yavaşlamış o menü. O da arka planda database'e gidiyormuş. İşte o network cihazıyla database arasındaki kapasitede problem varmış. Portların kapasitesi yetmiyormuş vesaire. Ya da kapasite yetiyormuş da o sırada X bir kullanıcı gitmiş işte HD video oradan indirmiş ya da upload etmiş gibi. Bunların hepsini ne yapıyoruz? Buluyoruz. Çeşitli araçlarla buluyoruz. Yani NetFlow'la bulabiliriz, Syslog'la, SNMTrack'le bunları ortaya çıkartabiliriz. Dolayısıyla buradan elde ettiğimiz bu datayı root cause'u veya planlama aşamasındaki ekiplere iletiyoruz. Burada ben ne oluyor mesela? ITSM kültürü oluşuyor. Yani buradan üretilen belki ben alarmı da ITSM'e ticket olarak da aktarabilirim. ITSM tool'una ticket olarak aktarırsam buradan planlama süreçlerini ITSM tool üzerinde şekillendirirsem yazılımcıya da çok doğru bir bilgiyi iş olarak, task olarak da atıp ölçümlemesini de yapabilirim. Dolayısıyla burada kod seviyesine artık geçiyor. Yani sorun anlaşılmış, yazılımcı baktı mesela sistemle ilgili bir şey çıkmadı.
o problem. Kodda bir iyileştirme gerekiyor olabilir. Belki farklı bir teknoloji, farklı bir fonksiyon kullanacak. Yeni bir teknoloji oraya entegre edecek. Ya da yazılım mimarisini değiştirecek. Daha böyle agile bir sistem kuracak. Buradaki download'la ilgili vesaire. Yani kodu düzenliyor. Tekrar build oluşuyor. Bu tekrar test ediliyor, release ediliyor. Yine aynı döngüye giriyoruz. Yani continuous enhancement veya işte integration gibi konuların özeti bu. DevOps kültürünün oturtulması gerekiyor kurumlarda. Burada da zaten bizim mesela ürün kırılımlarında yani nerede çözüm oluşturabileceğimiz ortaya çıkıyor DevOps'ta. Monitoring tarafında bir de planlama tarafında çözümlerimiz bulunuyor. Özellikle planlama tarafında dünya çapında kullanılan servis testi tercih edilebilir. DevOps kültürü anlaşılmıştır diye tahmin ediyorum. Hani burada sorularınız varsa gene iletebilirsiniz. Şimdi Site 24 dedinin yeteneklerine biraz girelim. Site 24 dedi de örneğin ajan bazlı ve ajansız izleme çözümü var. Ne farkı var? Ajan tabii çok rahat yani kuruyup bırakıyorsunuz. O sizin adınıza konfigürasyonu yapıyor. CPU, memory'yi, diski, partition'ı, servisleri vesaire, prosesleri her şeyi monitör edebilecek. NIC kartlarını monitör edebilecek seviyede şablonu dolduruyor. Monitoring şablonu dolduruyor. Tabii bazı noktalarda ayrılıyor. Yani mesela custom bir VMI metriği vesaire ekleyemiyorsunuz. O tarz ihtiyaçlarınız varsa custom VMI metrikleri hani böyle genel 50 tane VMI metriği var tanımlı ama onun dışına çıkmanız gerekiyorsa ajansız yöntemi kullanıyorsunuz. Bu ajansız yöntem yani ajan hassasiyeti olan kişiler de bunu tercih edebilir. İşte ajanın ekstra yük getirdiği konular vesaire. Hani bizim önümüzde öyle bir senaryo yok ama hani baştan tedbir alın. Ben ajan kullanmak istemiyorum diyebilirsiniz. Agentless yöntemde de şunu yapıyoruz. Bir tane o subnet'e erişebilen, sunucu subnet'e erişebilen bir on-premise podder kuruyoruz bir makineye. Bütün işi o yapıyor. Nasıl yapıyor? VMI ile yapıyor. Yani o makinenin de diğer makinelerin VMI portlarının açık olması lazım. VMI üzerinden iletişim kurarak gene monitoringini yapıyor. Hızlı bir şekilde veri toplamanız mümkün oluyor bu tarz bulut tabanlı bir çözümde. Çünkü konfigürasyona daha az uğraşıyorsunuz. Ajan desteği de burada önemli tabii. Hani çoğu konfigüre, template'tir vesaire uğraşmanıza gerek kalmıyor. En ince detaya kadar inebiliyorsunuz. Çünkü içeride bir ajanınız var. Ajan üzerinden yani işte prosesleri, porttur. Belki bir işte script çalıştırıp onun üzerindeki veriyi okumaktır gibi konulara gidebiliyorsunuz. Bir de hazır şablonlar var. Yani ben işte bir ajan kurduğumda ekstra gidip şeyde uğraşmıyorum. Hani işte yok YAML dosyasını açacağım. Oradan işte bir şeyleri enable edeceğim. Yorum satırını sileceğim. Böyle bir araç değil. Ajanı kuruyorsunuz. Ekranda görüyorsunuz olayı. Geçmişe dönük veriyi toplamaya başlıyor zaten yazılım. Yani ekranda görmüş olduğunuz yapıda bakın örneğin ben burada ajan kurmuşum Linux'a veya işte Windows'a ajan kurmuşum. Tıkladığında üzerine direkt bütün performans metriklerine erişebiliyorum. Veya işte kesinti bilgilerine erişebiliyorum gibi. Zaten şu sol taraftaki menü hiç değişmez. Buradan genel yeteneği de ürünün ortaya çıkıyor esasen. Evet, threshold dediğimiz bir konu var. Şimdi bu üründe mesela biz kurduk. Güzel işte ajanı dağıttık. On-premise polarımızı kurduk. VMI ile monitoring yapıyoruz veya işte SNMP ile. Tamam ama nasıl bu işi alarmlarını almaya başlayacağız? Burada da şöyle bir yöntem izlememiz gerekiyor. Yani threshold dediğimiz bir konu var. Yine monitoringin önemli konularında. Nedir aslında yaptığımız? Mesela bunlar bizim polling intervallerimiz. Yani 15 dakikada bir gidip veri toplamıştık mesela. Fakat bu iki polde ne olmuş? Tam işte 1,5'ta şurada bir çıkmış. Burada tekrar çıkmış. Burada tekrar normal trenle geri dönmüş. Hatta orası standartı aşmış. Şurada yani saat 1.30'da eşik değeri açmış. Biz de dedik ki mesela bu server CPU'su olsun diyelim bu performans mi diyorsun? Server CPU'su %90'ı 80'i geçtiğinde alarm ver dediğimizde işte böyle bir alarm almak istiyorsak buna göre eşik değer oluşturmamız gerekiyor. Eşik değer konusu böyle. Hangi monitörden hangi ekip sorumlu? Bu konu da önemli. Yani ben bir tane arkadaş var ona mı her şeyi bildireceğim? Yani mümkün değil. Bir ekip var tabii ki. Bu ekipte farklı roller var, farklı sorumluluklar var. Networkçiler olabilir, bir güvenlik ekibi olabilir, sistemciler olabilir. Hepsi için ayrı bir ekip kuruluyor ürün üzerinde. Daha sonra da bizim Attribute Alert Group dediğimiz bir mantık var. İşte Windows
cihazlardaki atribütlerden bu sorumlu. Ya da Windows cihazlardaki şu 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 atribütler kümele, bunları git işte şu ekibin bulunduğu user alert grupla eşleştir gibi bir config yapıyoruz. Bunu şöyle yapıyoruz, bakın ürün üzerinde. Threshold oluşturuyorsunuz öncelikle. Bunu nereden yapıyorsunuz? Admin menüsüne gelip threshold yani availability kısmına tıkladıktan sonra şurada bakın. Add threshold profile diye bir kısım var. Burada işte bir isim verebilirsiniz buna. Ayırt edici bir isim. Mesela ben server threshold demişim. Sonra threshold'da da ne yapıyorum? Mesela process down'u hangi kondisyonda yapacaksınız? İşte kaç poll sonucunda buna karar vereceksin? Veya işte network adapter down'la ilgili bir şey üretecek misin? İşte CPU alarmını 3 poll'ün sonunda hala %90'sa mı vereceksin? İşte %80'se mi vereceksin gibi ayarlamaları bu threshold profilde yapıyorum yani. Az önce mesela bir grafik görmüşsünüz. Orada neydi? 80'di ama ben 60 istiyorum. Tamam, 60 o zaman buraya. Ne yapıyoruz? Yazıyoruz. Yani threshold profilimizi oluşturuyoruz. Performans metriklerinin hangi integer veriyi geçtiğinde alarm üreteceğini threshold profilde oluşturuyoruz. Burası okey. Oluşturduk. Bu threshold'ları tabii topluca atamak lazım. Yani üründe böyle tek tek işte X monitörüne, Y monitörüne, Z monitörüne girip onun eşik değerini kurgulamanıza gerek yok. Topluca bunlara yapabiliyorsunuz. Bunun için Site24.7 gerçekten büyük bir kolaylık sağlıyor bu noktada. Bakın hemen inventory menüsünden bulk action'a geldiğiniz zaman burada topluca yapabileceğiniz bütün operasyonların listesini görüyorsunuz ve bu menülerden devam ediyorsunuz. Mesela ben burada Modify Threshold Profile dediğim zaman işte hangi monitör tiplerini uygulayacağım? Server'ları uygulayacağım. Neyi uygulayacağım? İşte biraz önce yaptım. Şu Custom Server Threshold'u uygulayacağım. Save dediğim zaman bu threshold'ları bu monitörleri uygulamış oluyor artık. Yapı burada umarım nettir. Threshold'u topluca atadık. Peki tamam, threshold'a atadık ama bir de bunun availability tarafı var. Bu availability intervallerin yani check frekans dediğimiz konu aslında. Availability interval de diye bilinir bu. Ya da check frekans dediğimiz. İşte ben bu makineyi ne kadardı bir pingleyeceğim gibi, polleyeceğim gibi düşünün. Örneğin burada bir hatırlarsınız minimum monitoring intervallerden bahsetmiştik sunumun başında. Bu poll intervalleri işte topluca buradan seçiyoruz. Diyoruz ki mesela burada 3-4 sunucu da olsa hemen buradan tepeden seçip diyoruz ki bunları 1 dakikada bir bak evebilirsin ya da 5 dakikada diyebiliriz. O bizim operasyon çeşitliğimize kalmış bir konu. Peki bunları da ayarladık. Şimdi asıl konu hangi ekibe neyi bildireceğiz? Bunu nereden yapıyoruz? User Alert Management menüsü var yani adminin altında. Burada da Attribute Alert Group var. Burada şeyi oluşturuyoruz. Yani ben bu işte network ekibine mesela neyi bildirecek? Şimdi network error paket threshold, network bandwidth ile ilgili uyarıları, error rate'ler olur, discard rate'ler olur. Network adaptör down gibi alertler. Bunları bildirecekmişim. Sistem ekibine de daha çok ve sunucuların performansıyla alakalı CPU, disk memory, proses gibi atribütlerin durumlarını bildirecekmişim. Bunları ayarladıktan sonra bir de gelip şey diyorum. Bakın burada user alert gruba bundan sonra geçiyorum. Yani attribute alert grubu oluşturdum. Hangi atribütleri kime bildireceğim seçtim. Daha sonra hemen bir altında user bir üstünde pardon user alert gruba geliyorum. Burada da ekiplerle yani işte bir ekip var sistem ekibi. Bu şunla eşleşiyor. Custom sistem ekibi alert grubu ile eşleşiyor. Bu ekibin içinde kimler olacak? Bakın burada add user diyorsunuz. Bu user'ları da ayrı eklediğiniz bir menü var. Mail adreslerini tanımlamanız yeterli. İşte cep telefonu, mail adresi tanımlıyorsunuz. Hatta sistem otomatik arama da yapabiliyor. Belli servis sağlayıcılarla anlaşması var. Hani bunun için ekstra bir config falan da yapmanıza gerek yok. Bu kişinin mesela bu add user'da gördüğünüz kişinin cep telefonu buraya girerseniz sistem SMS de atıyor ona. İşte arıyor, alarmı da okuyor falan. Gece mesela uyandıracak seviyede arama kondisyonlarını yapabilirsiniz. Yani böyle aşırı kritik soru, işte storage gitti, işte ana uygulama sunucusu düştü falan. O noktalarda arama imkanı da var ürün üzerinde. Evet, on-premise poller dedik. Şimdi bu on-premise poller ajan dışında kalan konu. Yani ben işte server'a ajan kuruyorum dedim, client'lara ajan kuruyorum dedim, bunları izleyebiliyorum dedim.
Bir de on-premise Polar var. Onunla neler yapabiliyorum? Yani bunu bir server üzerine kuruyorsunuz bu Polar'ı. Bakın yetenekleri bu şekilde. Mesela website monitoring yapabiliyor. Port monitoring. Ping zaten hani default bir şey. Transaction monitoring yapabilir. DNS server check yapabilir. Yine işte bir tarayıcı açıp oradan bir yerlere erişiyor mu erişmiyor mu bakabilir. İşte SMTP ile ilgili checkler, REST API kontrolleri, FTP transfer kontrolleri, NTP server kontrolleri yapabilir. VMware tarafında zaten bunları desteklediğimiz işte vCenter, Cluster, ESX, Resource Pool'lar, Data Store'lar, hardware durumları bunların izlemesini yapabiliyor. VMware VDI çözümüyle ilgili entegrasyonu var. Nutanix tarafıyla entegrasyonu var. Network cihazları veya işte custom böyle UPS printer gibi cihazlar, load balancer gibi cihazlar. Bildiğiniz yani SNMP bazlı monitoring tool'larını bilirsiniz. İşte MIP dosyasını import et, metriyi seç, associate et, izle gibi mantığında yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. Agentless Server Monitoring'de bahsetmiştim. Yani ben VMI klaslarının X klası izleyeceğim, Y klası izleyeceğim. Bunu yapabilirsiniz ama orada gene bir kısıt olabiliyor. SNMP tarafında herhangi bir kısıt yok. HP IBM Solaris tarafıyla da alakalı. Yine SNMP üzerinden izleme yapılabiliyor. Bir de ne oluyor? Ekstra net flow yapılabiliyor. Yani ben buraya flow verisi basabiliyorum. Yani mesela FortiGate Firewall'umuz var. CLI modunu açtınız. İşte config sistem net flow'la config yaptınız. Hedefte on-premise port IP'sini ve 9996 portunu gösterdiğinizde direkt net flow verisini de burada çözebiliyor. Önemli bir konu bu anlık monitörlük dediğimiz bir konu var. Hani hep anlattık ya işte bir 30 saniye bir gidiyoruz, 1 dakikada bir gidiyoruz, 5 dakikada bir gidiyoruz. Bir cihazdan bir şeyleri alıp getiriyoruz. Bir de cihazın bize bir şeyler gönderdiği senaryolar var. İşte bunlar monitörlükte SNMP trap ve syslog desteği oluyor. Bununla ilgili yine SNMP trap prosesörler mevcut ürünün içerisinde. Yani bu ne demek? İşte bir şeyden baktınız mesela trap listener programlar var. Free bizim de var tool'larım. Baktınız firewall'dan trap mesajlarını bastınız. İşte X bir trap orada işinize yarayacak. Ne yapabiliyorsunuz? Hemen burada ilgili rule'u yazdığınız zaman bakın varbind işte bir yani işte ilk değişkende gelen değer eğer işte failed'sa bana alarm ver gibi konfigürasyonu yapabiliyorsunuz. SNMP trap genel mantığında çalışıyor burada da. Syslog rule'da da biraz farklı bir metodoloji var. Burada da bir Linux makine ihtiyacımız oluyor. Yani syslog dinlemek için. Syslog'dan gelen işte mesajları alarma çevirmek için. Burada Linux Server ajanı var. Bunu kuruyorsunuz o Linux, belirlediğiniz Linux makine üzerine. Daha sonra da bir config dosyası var. Bunun üzerinden receiver'la ilgili konfigürasyon yapıyorsun. Yani syslog receiving'i açıyorsunuz. İşte ne diyor? Yorum satırındaki şurayı enable et diyor. Bu şekilde bir satır ekle diyor. Bu ne yapıyor bunu açtığınız zaman? Bakın burada port 514'ü aktif hale getiriyor. Siz de mesela gene FortiGate firewall'unuz var diyelim. Ya da işte Palo Alto firewall'unuz var. Syslog redirection'ı yaptınız. Nereye yapıyorsunuz? Bu IP'ye yapıyorsunuz. Kurduğunuz Linux makineye yapıyorsunuz. Daha sonra ürünü tarafına geçip ilgili şeyi yazıyorsunuz orada. Hani şu mesaj geldiğinde syslog mesajının içerisinde veya şu veri varsa bana alarm ver diyorsunuz. Ajanın desteği ekranı görmüş olduğunuz gibi Windows, Linux üzerinde birçok distroya uyumlu. Docker üzerinde yine kurulabiliyor. FreeBSD sistem üzerinde kurulabiliyor. OSX üzerinde de kurulabiliyor. Yani bu ajanın kurulup onun üzerinde monitoring verisi elde edebildiği operating sistem teknolojileri. Ekranda görmüş olduğunuz bunun listesi. Peki network monitoring'i nasıl yapıyoruz bu noktada? Agentless izleme var. Agentless izleme zaten network cihazları genelde ajanlı izlemez. Yani ben öyle bir çözüm görmedim. SNMP ile izlenir genelde. Bunu yapan on-premise Polar bahsetmiştik. Nasıl yapıyor? Bakın burada zaten siz artıdan direkt normal IP'sini, credential'ını veriyorsunuz. Sistem bunu işte diyor ki hangi on-premise Polar'dan izleyeceksin? İşte X Polar'ından izleyeceğim. Seçtiniz hemen buraya şablonik olarak düşüyor. İnterfeslerin monitör edilmeye başlıyor. Performans metrikleri var önceden tanımlı. Bunlar hemen izlemeye alınıyor. Yine ne kullanıyorsunuz? Bakın NCM dediğimiz yani bir SSH credential verip o cihazın içine girip CLI yapıp
Showrunning Config'in çıktısını alıp veri tabanına kaydetmekten bahsediyorum. NetFlow yapabiliyorsunuz. Syslog ve SNMP Trap'ten de bahsetmiştik. Network Monitoring'de genel fonksiyonlar böyle desteklenen. Website Monitoring tarafında nasıl? Mesela bir web siteniz var. Kurumun web sitesi önemli. Bunları mesela X, Y, Z lokasyonlarından, işte nedir? Amsterdam, Barcelona, Bükreş, Belgrad gibi mesela burada konfigürasyon yapılmış. Bu konfig yapılırken biz işte Belgrad'da işte data center bulup oraya bir şey kurmadık yani. Hani zaten site 24/7'nin dünya çapında data center'larda instance'ları bulunuyor. Bunlar üzerine siz web sitenizi eklediğiniz anda itibaren bunlar üzerinde monitoring otomatik başlıyor. Dolayısıyla tek bir lokasyondan değil, dünya çapında o kurum sitenizin, özellikle mesela yurt dışıyla çalışan firmalar için gayet güzel bir çözüm oluyor bu. Burada tabii dibine kadar giriyor. Yani DNS time'dir, connection time'dir, işte first byte download time'dir gibi parametrelerle bu izlemeyi yapıyor. Yani şunu da yapabilirsiniz. Mesela sizin kendi bir lokasyonunuz vardır. Orayı on-premise folder kurup onun üzerinden de X bir lokasyon olarak mesela işte ofisinizin adını yazarsın. Bunun üzerinden de izle ekstradan diyebiliyorsunuz. Database monitoring tarafında bilindik teknolojiler, bilinmedik teknolojiler ya da böyle daha spesifik niş işlerde tercih edilen teknolojilerde desteği var. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Yine burada uçtan uca işte query'lerin çözümlenmesi gibi, database offline online durumları veya logs file size gibi database'in veya cache iteratio gibi performans metrikleri de izleme altına alınıyor. Application Server'a geldiğimizde bakın bunlar hazır gene monitörler. Yani Exchange sistemini izleyebilir, IIS sistemini izleyebilir. Bunlar için ekstra bir şablon eforu harcamanız gerekmiyor. Kendi içerisinde hazır şablonlarla bunları takip edebiliyor. Örneğin bakın burada bir Exchange şablon görüyorsunuz. Nedir? İşte Hub Transport tarafındaki performans bilgileri veya RPC operasyonla ilgili veya Client Access ile ilgili durumlar, heat oranları vesaire gibi. Ya da işte IIS tarafındaki monitörlükte bakın burada IIS ile ilgili monitör görüyorsunuz. Site site bunlar online mi offline mi kaç tane bağlantı var, hangi portlardan koşuyor, ayakta mı bu portlar şeklinde şablon zaten hazırlanmış. Sanallaştırma platformlarında da VMware ağırlıklı, Nutanix ve Hyper-V ile ilgili destek var. Burada da oldukça hiyerarşik yapıya uygundur. İşte vCenter, altında ESXi, sanal makineler, onun altında işte işletim sistemi, Windows, Linux olacak şekilde o ilişkisel izlemeyi de sağlar. Yine ben webinarın sonunda bir demo linki paylaşacağım. Buradan canlı olarak da bunları inceleyebilirsiniz. Bakın ekranda görmüş olduğunuz da container ile ilgili. Yani çok basit bir konfigürasyonla, örneğin Kubernetes işte master leader node yapacağımız bir konfigürasyonla, oraya kuracağımız bir ajanla ne yapıyor? Buradaki bütün işte içerisindeki podlardır, containerlardır, işte storage tarafıdır. Bunların hepsini burada izleme altına alıyoruz ve şablonik dashboardları falan otomatik kendi oluşturuyor. Yani şu görüntüyü kendisi oluşturuyor. İzlenecek metrikler zaten hazırlanmış, tasarlanmış. Yani ben şey gibi uğraşmıyorum. İşte burada gideyim şu dosyaya config yapayım. Onu oradan şu başka bir grafik tool'u var. Oraya bağlayayım gibi. Bu tarz böyle zaman kaybettirici şeylerle uğraşmaya gerek kalmadan direkt izleme altına alabiliyor. Şu an Kubernetes ve Docker tarafında destek var bu anlamda da. Cloud platformlarda ne demiştik? Amazon, Microsoft, Google Cloud. Bunlar da hani tenant bilgisi girdikten sonra direkt monitöringe başlar. Sizin yapmanız gereken işte X trash olduğunu belirleyeyim. Y trash olduğunu geldiği zaman işte şu arkadaşa gitsin, şu ekibe gitsin gibi konfigleri yapmak sadece. Örneğin burada bakın işte Amazon tarafında izleyebiliriz komponentler. Evet. Mesela bu da cloud için bakın ayrı bir menü var ürün üzerinde. Gene burada görmüş olduğunuz gibi farklı resource'lar, farklı komponentler, işte ne olur storage tarafı oluyor veya işte instance'lar oluyor veya direkt mesela database hizmetleri olabiliyor. İşte Kubernetes olabiliyor gene ya da sadece belli bir container hizmeti olabiliyor. Bunların hepsi
izleme altına alınıyor burada. İşte hangi servisler mesela enable edilmiş? Bucket servisi, Lambda mesela enable. Direkt Lambda ile ilgili. Zaten otomatik tanıyor yani. Bu tarafta dediğim gibi ekstra bir config yapmaya gerek yok. Üreticiler bunları zaten geliştirmiş durumdalar. Evet, transaction monitoring dediğimiz bir konu var. Önemli bir konu. Backend monitoring demiştik. Backend monitoring'de yani backend'den kastığımız şey uygulamanın database'e gidip bir ilişki içerisinde veriyi alıp kullanıcının önüne getirmesi aslında. Burada bazı performans konuları tabii ön plana çıkıyor. İşte hangi sayfa hangi SQL statement'la nereye gidiyor gibi. Bu aldığı cevabı kaç milisaniyede işte işleyip geri çevirebiliyor gibi. Bunları yapmanın, bulmanın yolu web sunucusu üzerine işte Java olabilir, IIS olabilir. Yani .NET tabanlı bir şey olabilir, PHP olabilir. Bu tarz web sunucuları üzerine ajan kurmak. Ajanı kurduğumuz zaman yani saat 24.7'nin Transaction Monitoring ajanları ya da diğer adıyla APM Insight dediğimiz ajanı web sunucu üzerine kurduğunuzda bu ekrandaki şablon otomatik olarak oluşmaya başlıyor. En önemli konu da şu uptake score. Uptake score 1 ise problem yok. Son kullanıcının hayatından memnun. Ama birden böyle aşağı gitmeye başlıyorsa ya da belli zaman aralıklarında oluyorsa işte o uptake score'un düştüğü zaman aralıklarını alıp ürün üzerinde hangi komponentleri giderken problem oluşmuş. Response time nerede yüksek? Nerelere odaklanacağınızı aslında söylüyor. Yani exception'ları vesaire getiriyor. İşte application parameter'lardaki ilişkileri getiriyor. İşte JMX'in Tomcat'le ilişkisi falan gibi. Hani çeşitli komponentlerin fonksiyonları var aslında yazılımda biliyorsunuz kod seviyesinde. Direkt kod olarak göstermiyor ama komponent olarak. Yani işte JMX servisi şeye Tomcat'e giderken şu kadar bekledi gibi. Dolayısıyla sizin yazılımcıya pinpoint edeceğiniz ya da narrow down diyebiliriz. Onu yapabileceğiz alanı gösteriyor size. Ya yani burada bir problem var diyorsunuz. Zaten orası incelendiği zaman ortaya çıkıyor. Ya da orası işte birim testine tabi tutuluyor vesaire. Buradan sorunun kök nedeni ortaya çıkıyor zaten. Bir de frontend tarafı var. Frontend'de de bu sefer HTML tarafında nedir işte veya işte sayfanın mesela header bilgilerinin içerisinde bir JavaScript koyarak browser üzerinden bilgiyi alıp saat 24.7 instance'ına iletiyoruz. Bu da işte hangi lokasyonlardan siteye bağlanıyor, mobil uygulamadan mı geliyor, hangi browser'dan geliyor. İşte bu browser'dan gelirken sayfanın download milisaniyesi ne oluyor gibi şu ekranda görmüş olduğunuz haritayı oluşturuyor. Yani bunu gene web uygulamasının içerisine, main page'e insert ettiğimiz bir script sayesinde bunu alıyoruz. Basit bir teknik ama oldukça faydalı bilgiler getiriyor bize burada. Sayfa görüntülenme sayısı, işte aktif session'lardır. Gene bunun üzerindeki bilgilerin korele edilmesi sonucunda gene front-end uptake score üretilmesidir. Bunların hepsi Real User Monitoring add-on'da geliyor. Bir de end user experience var. Bu da biraz farklı bir konu. End user experience'ta ben bir şey script falan entegre etmiyorum ya da işte bir web sunucusu ajan kurmuyorum. Direkt bir browser simülasyonu yapıyorum. Sayfanın içerisinde böyle geziniyorum. Bir kayıt aracı var. Bununla bir senaryo oluşturuyorum. İşte şuraya tıkla, buraya tıkla, buraya şu veriyi yazdıktan sonra Enter'a bas ya da şu işte form okey butonuna bas gibi. Bunları sağladıktan sonra o verdiğim senaryoyu atıyorum. 15 dakikada bir test ediyor. Ve günün herhangi bir saatinde zaten tıkandığı zaman onu kayıt altına alıyor. Alertini oluşturuyor. Bu şekilde grafiğinde ortaya koyuyor. Yani bunun sebebi nedir? İşte birisi size derse ki yani ben uygulamaya işte erişemedim şu tarih saatlerinde. Bakın işte burada erişilebiliyor. Ama işte bu, şu lokasyondan bakmıştık biz. Ha, o zaman bir de sizin lokasyondan bakın. Mesela ne yapıyoruz? Hemen oraya bir on-premise folder kuruyoruz. Oradaki size o kullanıcı işte iletti ya sorunu ben şu 12 bir arası bağlanamadım falan gibi. O zaman o kullanıcının lokasyonundan bu user experience monitörünü kurgulayabiliyoruz mesela. Hatta direkt onun makinesini de kurabiliriz arka planda çalışır gibi. Bir kısa video şöyle izleyin diyeceğim eğer bir problem olmazsa evet. Bu saat 24.7'nin loglama yeteneğini anlatan bir video.
Evet, ses gelmemiş olabilir. Öyle bir geri bildirim aldım. Fakat yani izlediğiniz kadarıyla sizce ne anlatıyordu video? Hani fikriniz varsa chat bölümünden de belirtebilirsiniz. Bir adam mı acaba belirtildi bakalım. Evet, yani aslında şöyle basit gibi görünüyor özellik ama hayat kurtarıcı bir şey. Yani siz mesela troubleshooting yaparken değil mi Windows Server'ın işte event log'una falan bakıyorsunuz vesaire. Veya işte IIS Server'ın log'una bakıyorsunuz. Apache Tomcat log'larına bakıyorsunuz. Bir şeyler çözmeye çalışıyorsunuz. Yaptığı şey şu. Diyor ki ben bu logları X, Y, Z işte sistemlerden toplarım diyor. Instance'ın veri tabanına kaydederim saat 24-7'nin üzerine. Siz de burada işte çeşitli rule'lar kurabilirsiniz. Şu satır geldiğinde bana alarm ver. Yani gerekli o log satırlarından sizi farkındalık yaratıyor ya da çok kolaylıkla bunları bulmanızı sağlıyor. Çok hızlı bir böyle arama teknolojisiyle bunları tespit etmeni sağlıyor. İşte renklendiriyor vesaire. Hangi sistemden saat kaçta geldiğini vesaire bunları renklendiriyor ya da bir orada tekrar eden durumlar varsa bunları hemen belirtiyor sistem üzerinde. Güzel bir özellik. Logları toplayıp üzerinde troubleshooting yapabileceğiniz bir özellik bu. Bunu da anlattıktan sonra şöyle yavaş yavaş toparlayalım. Biz Site24.7 projesini nasıl yapacağız? Öncelikle izlenecek envanterin ve uygulama topolojisini ortaya çıkartacağız. Bu topoloji konusunu şablon üzerinden aktarmıştım hatırlarsanız. Monitörleri bu çıkarttığımız şablon üzerinde tasarladığımız monitörleri envantere ekleyeceğiz. Yazılımla envantere ekleyeceğiz. Eşik değerleri de nasıl oluşturacağınızı anlatmıştım. Eşik değerleri ve izleme şablonlarını konfigüre edeceğiz. Çoğu şablonu konfigüre etmenize gerek yok. İzleme şablonları hazır ama ekstra işte X metrini izleyeceğim, Y metrini. Bunlar tabii olabilir. Sizin için önemli metrik olabilir. Hangi ekibe neyi bildireceğim? Bunu da ayarladık. Daha sonra da zaten veri oluşuyor ürün üzerinde raporlamaları schedule edeceğiz veya işte X kişilere göndereceğiz gibi düşünebilirsiniz. Bir soru var galiba, buyurun. Chat kısmından herkesin göreceği şekilde de iletirseniz. REST API takibini detay yok nasıl yapabiliriz ya da web servislerini. Hemen bununla ilgili şimdi demodan örnekle gösterelim. Son olarak hemen şöyle bahsedeyim. Bakın bu isterseniz ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Yani başarı faktörleri ekrandaki gibi. Site24.7 projesi yaparken bu ekranda görmüş olduğunuz noktalara dikkat etmeniz lazım. Yani doğru envanteri oluşturacağız. Gereksiz donanım yatırımından kurtulacağız. Yani önce sorunu anlayacağız. İşte gereksiz böyle resource yatırımlarıdır, işte arttırımlardır. Bunlardan ne olacak? Kurtulmuş olacağız. Katma değeri anlayacağız. Yani ürün üzerinde root cause'a ulaşmayı falan öğrenmemiz lazım. Beklentileri karşılayacağız. Beklenti nedir? Mesela yönetim beklentisi. Ya işte kriz olmasın. Uygulamalarımız çalışsın gibi. Bunları yapmak nereden geçiyor? Servis ağaçlarından geçiyor. İzleme ekibi oluşturacağız. Bu yazılımla ilgilenilmesi lazım. Burada hani bunu hizmet olarak da tabii verilebilir. Ya da işte siz burada bir ekip oluşturmuşsunuz bununla ilgili. Otomasyon skriptler falan kurgulayacağız. İşte her şeyi böyle elle çözmeye çalışmayacağız. Sonuçta alarm üretebiliyoruz. Ve bunu ciddi bir konu olarak ele alıp proje yönetim teknikleriyle faz faz projeyi hayata geçireceğiz. Geliştirmesine devam edeceğiz. Dediğimiz gibi DevOps kültüründe olan bir konu, yaşayan bir konu, sürekli olarak ilgilenmesi gereken bir konu. Diyelim, hemen şöyle soruyu da cevaplamaya çalışayım. Şu linki de ben size ileteceğim bu arada. Şöyle yapalım. Bu link üzerinden ürünün hani veri olan içerisinde böyle her monitörden birer örnek olan veri olan versiyonunu inceleyebilirsiniz. Öncelikle bunu gönderelim. Şöyle herkese git.
deneyimli olayım. Evet. Şimdi burada örneğin bakın şöyle geldiğimiz zaman web tarafına mesela burada Vital Conter'i eklemişiz. Bütün metrikleriyle nedir? Burada takip ediliyor. Bakın farklı lokasyonlarından takip ediliyor. Veya işte SSL ile alakalı kısmı takip ediliyor. Web sitesinde bir bozulma var mı? Bunlar takip ediliyor. Brand Reputation gibi burada çeşitli web teknoloji takip ediyor. REST API tarafında mesela nasıl yapabilir? REST API tarafında da buradan gelip yeni bir mesela REST API monitör edeceksiniz diyelim. Ne yapabilirsiniz? Buradan artı butonuna tıklayıp şu şekilde bakın burada URL bilgisini, işte response formatını, HTTP metodunu veya işte hangi gruba atacağım, kaç saniyede bir poll edeceğim gibi ayarlamaları yapıp yani aslında önemli olan kısım şurası. Bu kısmı ayarlamanız lazım. Zaten hani gelen cevap vesaire buradan görünebilir. Bu gelen cevapta işte içerisinde şu geçerse mesela bu geçerse sorun yok veya sorun var şeklinde. Yani bu REST API'nin döndürdüğü response'tan buradan devam edebilirsiniz. REST API ile ilgili monitör tipleri var. Web servis var. Bakın SOAP web servis tarafı var. Bu yine SOAP servislerinizi de buradan ekleyebilirsiniz. Yani metodoloji genel burada monitoring çözümünde de olandan bir fark yok. Daha yazılımın menüsü bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Servers mesela ekleyeceksiniz. Serverları nerede ekliyorsunuz? Bakın burada server dediğinizde yani ajan üzerinden eklenebilir. Veya işte on-premise polar üzerinden ekleyeceksiniz de o zaman agentless yöntemi kullanırsınız. Ben kolay bir yöntem göstereyim size. Şurada admin menüsüne geldiğinizde bakın monitors tarafı. Bunlar ekli olan monitörler şöyle artıya basarsanız şu açılan sayfada bütün böyle desteği olan yazılımın desteklediği monitör tipleri. Bakın server tarafı. Mesela agentless dediğimizde ne yapacak? Bizi diyecek ki on-premise polar'a yönlendir. Mesela benim şu subnetimde bir sunucum var. Buradan ne yapabilirim? Next dedikten sonra işte credential'ımı seçerim. Mesela network cihazı ekleyeceksem. Ne yapıyorum? Da network cihazımın bilgilerini girelim. Ya da işte bir server keşfi yapacaksam mesela IP range de yapabilirim bunu vesaire. Dolayısıyla burada kategoriyi seçip credential'ı seçip eklediğimde ne yapıyor? Gidiyor on-premise polar üzerinden. Bunu izlemeye oluyor. Şu an sistemde mesela bir tane on-premise polar'ım var benim. Bunun da burada performans bilgileri mevcut. Üzerinde işte neler izleniyormuş, hangi monitör tipleri varmış falan. Buradan hepsi görülebiliyor. Onun haricinde mesela genel böyle durumu göreceksek ne yapabiliriz? Mesela buradan monitör tabına tıklayabiliriz. Bunlar bizim monitörlerimiz. Ya da şu home tabına gelirseniz bütün bu eklediğiniz monitör tiplerini burada görebilirsiniz. Mesela ne olabilir? Burada işte bir sunucu örneğin. Bakın belli bir şablona göre bunları ne yapıyor? İzlemeye alıyor. Geçmişe dönük mesela bakacaksam availability'sine buradan bakıyorum. Grafiklerimi inceliyorum. Şuradaki zaten zaman seçimine göre bu incelemeleri vesaire yapabiliyorsunuz. İşte proses ekleyebilirim. Ekstra mesela işte servis tanı ekleyebilirim. İşte disk lerle ilgili mesela partitionları falan ayrı ayrı takip ettirebilirim. Veya işte performans counter tarafında ekstra böyle metrikler ekleyebilirim gibi. Veya network tarafına geldiğimizde de ne yapabiliriz? Bakın burada örneğin Netflow verisi alıyormuşuz firewall'dan. Hemen firewall'un detayına tıktığınız zaman burada interface de bunları mesela işte WAN bacağından geçen trafik detayları mesela ne yaparız? Buradan görebiliriz. Conversation sekmesine gelip buradan inceleyebiliriz. Bakın source destination, port protocol, throughput. İşte bu dünkü veri, bu bugünkü veri gibi. Buradan kim ne kadar hattı satır etmiş bunları görme şansımız oluyor. Ürünün kapsamı geniş. İşte APM Insight dedik, web tarafı dedik, VMware tarafı dedik. Bunların attığım linkten dolularını hemen inceleyebilirsiniz. Bir sürü burada bakın uygulama var. İşte mesela bu transaction monitoring örneği veya VMware'e geldiği zaman hipervizyon monitoring örnekleri burada mevcut oluyor. ESX'lerin detayları vesaire veya işte sanal makinelerin detayları buradan hep her şeye ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa alabilirim.
bu arada. Veya ne yapabiliriz? Mail adresi bırakayım ben. Hani bir demo talebi vesaire olursa buradan da iletebilirsiniz. Veya aklınıza sonradan soru gelebilir. İşte ben bu yazılımı kurmak istiyorum dersiniz. Demo yapılır. Veya işte POC süreçlerimiz var. Bu şekilde ilerleyebiliriz projelerde. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim tekrar beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere diyelim o zaman.